Merhabalar, ben Ahmet Çetin. Burası Çanakkale İnce. 24 saatte 4000 dakika izlenme nasıl yapılır? Birinci videomu sizinle paylaşmıştım. Şimdi ikinci videomu hazırlamaya başladım. Birinci videomda anlattığım öğeleri tekrar bir üstünden geçelim. 1. YouTube sayfanızı açtınız. 2. Onayladınız, gerekli düzenlemeleri yaptınız. Reklamların nasıl gelip nasıl gideceğini planladınız. Facebook ve sosyal medya destek kanallarını açtınız. Bunlar üzerinde çalışmalar yaptınız. Ailenizin desteğini aldınız. Üye sayınızı arttırdınız. Sonra 10 dakika üzeri video çektiniz. Videoyu bekletiyorsunuz. Şimdi sıra kelebek etkisi nasıl yaratılır onu anlatacağım size. İkinci videomuz buradan başlıyor. Birinci videoda izlediklerinizin her şeyi geçerli. Sadece birinci videoda anlattıklarım 18 yaşından küçükler içindi. Şimdi 18 yaşından büyükler için neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Yani ailelerin de desteği ve ailelerin ve olgun 18 yaşından büyük kişilerin YouTuber olmakla ilgili, para kazanmakla ilgili yapması gerekenleri teker teker anlatmaya çalışacağım. Bildiğim kadarıyla benim uyguladıklarımı. Videonuzu Facebook'ta ve sosyal medyada paylaşın. Aile bireylerinize paylaştırın. Alt bireylerinize de paylaştırın. Paylaştırma esnasında ilk 40 basamağa kadar paylaştırmayı gerçekleştirirseniz videonuzun 10 dakika ve üzeri olduğunu da varsayarsak ortalama 3'te 1 oranında izlenmeyi de göz önünde alırsak 40 kişinin 3 dakika izlemesi demek 1200 dakika ya da 120 saat gibi bir şey elde ederiz. Matematikte yanlış yapmış olabilirim. Hesapları kafamdan atarak konuşuyorum. Bunu hesaplarsınız. Bunu yaptığınızda diğer videolardaki toplam yükün izlenme sayınızı da içine topladığınızda kelebek etkisi burada etki ediyor size. Tek videodan yaklaşık 300 saat, 400 saat, 500 saat gibi bir izlenme elde ediyorsunuz. Diğer videolarınızdan da eş değerinde bir izlenme yakalıyorsunuz. Bu da sizin basamak atlamanıza etki ediyor arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi, videolarınızın içerik gündemi oluşturması gerekiyor arkadaşlar. İçerik gündemi ne? Örneğin bugün 17 Ağustos 2018. Ne oldu 17 Ağustos'da? Kocaeli depremi yaşandı. Kocaeli depremi ile ilgili bir konuyu gündeme getirir, videoyu çekerseniz ve onu birkaç gün evvelden yayına koyarsanız bu videonuzun daha fazla izlenmesine sebebiyet verebilir arkadaşlar. Konusu güncel olmalı. Konusu insanın dikkatini çekmeli. Konusu para olmalı. Konusu hayat olmalı. Mesela dolar. Dolar neden bu kadar yükseldi? Veya niye aşağı düşüyor? Merkez Bankası buna niye müdahale etti? Veya neden müdahale etmedi gibi soruları internette araştırıp da videoyu ona göre planlarsanız çok kişinin ilgisini çekeceğinden bu video dikkat çekecek ve izlenecektir arkadaşlar. Bu çok önemli. İkincisi de büyük gruplara üye olmaya çalışın. Mesela nedir? Sizin videonuz neyle alakalı veya sayfanızın konusu ne veya kurduğunuz kanal neye hitap ediyor? Bunlara ilkin bir fizibilitesini yapın. Örneğin futbolla alakalıysanız futbol gruplarının içerisine üye olmaya çalışın. Bunu 8-10 gruba üye olduğunuzu varsayarak söylüyorum. Ve üye sayılarının da 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 olduğunu varsayıyorum. Böyle bir üye sayısı olan gruplara üyeyseniz bir video paylaştığınızda o grubun içine de linkini attığınızda şöyle bir şey olacak. Siz bir paylaştınız. Bu sizin bir paylaşımınız. Grupta okuyan arkadaş hem okuyacak, size zaman kazandıracak, reklamları görecek, para kazandıracak, hem de beğenip de onu paslaması gerekiyor. Yani onu paylaşması gerekiyor. Eğer onu paylaşırsa o grubun içerisinden başka başka gruplara aktarılıyor bu. Bu bir sinsile. Siz onu bir defa paylaşıyorsunuz. O arkadaşınız bir defa paylaşıyor ama ondan sonra hep sürekli
Facebook içerisinde var oldukça paylaşımlar devam ediyor. Ve bu videonuzdan uzun süreli olarak verim elde edebilirsiniz. Bu çok önemli. Benim 4-5 tane kanalımla alakalı büyük gruplara üyeliğim var. Ha şöyle, bir grupta sakınca yaratacak kadar paylaşım yaparsanız Facebook size dur diyor arkadaşlar. Çok paylaşım yaptınız, kişileri rahatsız ediyorsunuz, bunu yapmayın diye uyarı gönderiyor. Bunun için bir grupta 100 defa paylaşım yapacağınıza 100 grupta bir defa paylaşım yapın. Bu da hassas bir noktadır. Hem Facebook'un dikkatini çekmiyorsunuz, hem gruptakilerini rahatsız etmiş olmuyorsunuz. Artı gruplar kendi başına bağımsız hareket ettiği için 100 grup olduğunu varsayarsak, her grupta da 1000 kişi olduğunu varsayarsak 100.000 kişiye ulaşmış oluyorsunuz. 100.000 kişiden %10'u sizin videonuzu seyretmiş olsa 10.000 kişi seyreder arkadaşlar. 10.000 kişi 1 dakika açmış olsa 10.000 dakika olur. 30 saniye açmış olsa 5.000 dakika olur. Kelebek etkisi dediğimiz olay budur. Eğer düzgün, konulu, güncel bir video çekerseniz ve bu videoyu ilkin Facebook'unuzda, sonra sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, ondan sonra o videoyu alıp üyesi olduğunuz gruplara dağıtarsınız, o gruplardan da paylaşılmasını sağlarsanız, işte şu an kelebek etkisini yaratmış oluyorsunuz. Ve bu kelebek etkisiyle sizin bir videonuz 4000 dakikayı, belki daha büyük dakikaları bir günde elde edebilir. Ama bu da şöyle bir şey de var, bunun bir handikapı da var. 4000 dakikayı elde edebilir ama acaba YouTube bu izlenen videonun içerisine ne kadar reklam koyar? Bir de bunun bu boyutu var. Bunu da aşmak için şöyle bir şey yapmanız lazım arkadaşlar. 3 dakikalık video, 5 dakikalık video, 7 dakikalık video, 10 dakikalık video. Becerebiliyorsanız 15 dakika ve üstü video. 15 dakika ve üstü videolarınızda yaklaşık olarak 8, 10, 12 tane video koyma aracılığı çıkıyor karşınıza ve bunları kendiniz dolduruyorsunuz. Reklam ön tarafta çıksın, reklam arka tarafta çıksın, reklam şurada, 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 şurada çıksın diye. Eğer konu da güncelse, izlenme ve tıklanma da yeterli bir boyuta geldiyse, sizin şurada, 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 şurada çıksın dediğiniz noktalarda YouTube reklamlarını koymaya başlıyor. Bunu bir kere de koymuyor arkadaşlar. İlkin bir tane koyuyor. Bakıyor, izleniyor. Derken bir tane daha koyuyor. Derken bir tane daha koyuyor. Derken bir tane daha koyuyor. Bir bakmışsınız, video boyutunuzca 15 yere reklam koy dediyseniz, YouTube izlenme süresini dikkate alaraktan 15 yere reklam koyuyor. Bir videodan ne kadar para kazanabilirsiniz? Bir videodan 50 kuruşta para kazanabilirsiniz. 50 lirada para kazanabilirsiniz. 500 lirada para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonuzun gerçekliği, güncelliği ile doğru orantılıdır. Ne yaparsanız yapın, 10 numara video çekseniz dahi sizi destekleyen bir grup yoksa, sizi destekleyen bir aileniz yoksa, sizi destekleyen bir arkadaş kitleniz yoksa, YouTube'da belli noktalarda gruplara üye olmadıysanız, bu altyapıyı oluşturmadıysanız, 10 numara videoda çekseniz dikkat çekmez arkadaşlar. Dikkat çekebilmesi için bu videoların yayılması lazım. Bir defa, iki defa, üç defa, belki bilemedin 100 defa paylaşmanız gerekebilir. Ama bir kişinin 100 defa paylaşması o kişiye YouTube'dan ya da Facebook'tan uyarı gelmesine sebebiyet verir. Ama 100 kişinin, 1000 kişinin, 10.000 kişinin, becerebilirsek 100.000 kişinin bir defa paylaşması demek, milyonlarca kişiye o videonun ulaşmasını sağlanmış oluyor. Böylelikle belki bir günde 24 saatte, belki 2 günde 48 saatte, belki bir haftada bu kelebek etkisini tamamlamış oluruz. Tamamladığımız kelebek etkisinin faydalarını istatistiki konumlar var arkadaşlar. Zaten YouTube'u kullandığınız için bunları biliyorsunuzdur. İstatistiki konumlara bastığınızda bu video gün içinde ne kadar izlenmiş, ne kadar ivme kaydetmiş,
Nereye çıkmış? Nereye düşmüş? Hangi reklamlar konmuş? Reklamlara kaç tanesi izlenmiş? Kaç tanesi tıklanmış? Gibi sonuçları alabilirsiniz. Kısacası grubunuz yoksa, sizi destekleyen kitle yoksa, videonuz güncel değilse hiçbir şey yapamazsınız. Bu videom burada kesmek zorundayım. Bundan sonraki videolarımda aynı videonun devamı olan bir başka konuyu anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik teşekkürler, iyi günler.